Merhaba arkadaşlar. Bugün de farklı bir koyu keşfedelim dedik. Daha önceden de gelmiştik ama yolu çok kötü olduğu için bu sene gelmeye bir türlü gözümüz yemediği Bükçeyiz koyuna geldik. Bu koy Murdala yolu üzerinde. Cumalı köyü geçtikten sonra Murdala yoluna geçerken Sarnıç geliyor. Sarnıç'tan sola doğru tamamen Kos Adası'na doğru geçtiğiniz yol üzerinde bulunmakta. Şimdi gördüğünüz gibi denize doğru ilerleyeceğiz. Bu koyun en büyük özelliği suyunun çok güzel bir turkuaz rengi olması. Kısacası Maldivler gibi. Aslında çok güzel ve en güzel koy burası. Burada iki tane bina da var. Bu binalarda turistler geliyor aslında. Yabancı turistler daha çok geliyor. Her geldiğimizde doluyordu. Şu anda sezon bittiği için göremiyor olabiliriz. Burada balıkçının da kayığı var. Balıkçı fış fış kayıkçı hesabı. Şöyle suyun rengini görebiliyor musunuz bilmiyorum. Harika bir su ve turkuaz rengi. Arabanıza güveniyorsanız, bizimkiler şu an sudalar. Ben de birazdan suya giriyor olacağım. Arabanıza eğer güveniyorsanız bence mutlaka bu koya gelmelisiniz. Biz yıllar evvel bu koya geldiğimizde mangal yapmıştık. Yanında başka şeylerde ve en önemlisi de sonunda artan kömürde balkabağı tatlısı yapıp harika bir gün geçirmiştik. Çok çok kalabalık bir şekilde gelmiştik. Dediğim gibi böyle. Yukarıdan geçerken bu koyu zor görürsünüz Murdala yolundan. Çünkü iki dağın arasında çok dar bir vadiden geçerek ulaşılıyor. Bu üzüm bağları da kurumuş. Biz geldiğimizde burada bir sürü okaliptüs ağacı vardı ve kestiklerini söylüyorlardı. Bu da muhtemelen onların kökü. Onun yerine üzüm bağı yapmışlar. Burada da palmiyeler ekmişler. Bugün de böyle. Dediğim gibi Datça'nın gene harika bir koyu. Burası şöyle göstermek gibi olacak olursa şöyle yürüyeyim. Anneciğim. Hadi gel denize girelim. Şöyle geldik. Bugün biraz esintili. Esintili olduğu için de hafif dalga var. Şöyle de şuraya bir güzel oturma yeri yapmışlar. Şöyle ağaç altında oturup keyfinize bakabilirsiniz. Şurada da bir ocak var. Gerçekten harika. Bizimkiler sudalar. Demin buraya aslında gelmemizin nedeni yukarıda bir bahçemiz var. O bahçedeki zeytin ağaçlarımızı budadık. Zeytin dibinden çok fazla yabancı yani yabani zeytin çıkmıştı ve bunlar asıl zeytinin gelişmesini engelliyordu. Biz de onları budadık ve oradan buraya hadi gelmişken inelim dedik. Gerçekten de indiğimize değdi. Umarım geri çıkıyor olabiliriz. Çünkü yol gerçekten çok kötü. Arabanıza güvenmiyorsanız lütfen gelmeyin. Mesuliyet kabul etmiyorum. Peki ben şimdi denize gidiyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olmayı da unutmayın.